Hadi bir pilates yapın bakalım. Kaç dakika yaparsın böyle? Aşamada yaparım. Aşamada. Evet değerli izleyicilerimiz, Balıkesir'de İvrindi'de Çarkıcı Mahallesi'ndeyiz. Dağlardan, tepelerden aştık geldik. Gördüğünüz gibi tarla, ne tarlası? Genelde böyle düzlüklerde buğday tarlası oluyor, yonca tarlası oluyor. Ancak burada biber tarlasının içindeyiz. Biberler kızarmış. Normalinde yeşil olması gerekiyordu. Ancak bu kardeşimiz bir kız sevmiş, sevdalanmış. Kızın peşine düşmüş. Biberler kızarmış. Hasat biraz gecikti. Son demi diyoruz. Öncelikle hayırlı olsun. Sağ olasınız abi. Evliliğe ilk adım attın. Yani biraz. Kızın peşine düştün. Tarlayı aksattın. Aynen. Biber kızardı biraz. Babadan fırça yedin mi? Doğru söyle. Yedik tabii. Halinde. Yedin. Zarar ne kadar? Yani öyle... Abartılacak bir zarar yok. Abartılacak bir zarar yok. Yani bana göre öyle. Babam bilemem. Yani bilmiyorum. Yenge için değer diyorsun. Yani. Fark etmez. Aynen. Yani yüzümüz kızaracağına biber kızarsın. Dedi. Aynen öyle. Abi. Aynen öyle dedin. Tarla senin. Tarla babamın yani. Bizim. Babanın. Aynen. İleride sana geçecek. Yani. Devamlı biber mi ekiyoruz? Yani biber ekiyoruz. Turşu basıyoruz. Aynı. Aynı diyorsun. Aynı. Evet, babamı çok seviyorum Dilan dedi şu teyze. Seyze sen babanı çok mu seviyorsun? Çok seviyorum. Ha? Söyle bakalım. Buralarda şimdi şapka olmadan çalışılmıyor mu? Öncelikle bütün sıcak bayanlarda geçmiyor. Şapka. Sıcak geçmiyor. Sıcak geçmiyor. Başörtüsü var zaten. Olsun, daha iyi oluyor. Geçmiyor. Sabah kaçta başlıyorsunuz işe? Biz mi 8-8.30. Bu hayvanlarımız işliyor sabahleyin. Ondan sonra buraya geliyoruz. Akşama kadar? 5.30 kadar. Mutlusun? Mutluyuz. Yevmiye Allah. Pek işte. İdare eder diyorsun. Ha, ne yapalım? Böyle pek gönülsüz söyledi ama neyse. Hiç yoktan iyidir diyorsun. İyi. Bu abla çok güldü. Abla nasıl? İyi mi? İyiyim. Ha, şapkayı da takmışım maşallah. Ya genelde erkeklerde şapkayı çıkarınca kel gözüküyor. Sizin öyle bir durum yok Allah'tan yani. Nasılsın, iyisin ablacığım? İyi, siz sormalı. Biber hasatındasın. Evet. Kaç kilo topluyorsun bir oturmaya? 50-60 kilo. Kaç dakikada topladın? Bunu bilmiyoruz. Kaç dakikada topladık. Allah Allah, çürü de atmışsın içine ha. Bak benden kaçmaz. Yakaladım abla, gördüm. Karışıyor ya. Karışıyor. Yiyor musun hiç? Yiyoruz. Biberi? Yiyoruz. Acı. Acı mı? Yiyoruz. Yiyor musun biber? Ye bakayım bir tane abla. Ye bakayım abla. Ekmek yok, acı olur. Ufaklardan atan. Olsun, bir şey at bakalım ufaklardan. Gönül dön şu tarafa. Acı mı? Acı. Çok acı değil. Vallahi bir tane de ben yiyeyim ya. Bakayım. Çok acı değil. İncele acı değil. Kalınlar mı acı? Ha, kalın. Bu ince mi kalın mı? İki acıdır. Vallahi de. Acı. E o zaman incesinden ver abla. Şunu yiyeyim bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Çok acı değil. Çok acı değildir. Yo, bu tatlı çıktı abla. Abla şapkayı alalım, reklama girmesin, ceza yemeyelim. Yaş kaç ablacığım? 35. Ama sen valla sosyete biber toplayıcısın ha. Bir saniye. Sende bir özellik var. Eldivenle çalışıyorsun. Eldivenle çalışıyorsun. Neden? Ellerimiz yanmasın diye. Yakıyor mu biberi ya? Yakıyor. Onu da yaka, sabahla çıkıyor. Vallahi de. E sen nasıl yok, arkadakini yakmıyor mu ya? O ihtiyarını yakmıyor. Senin şapkayı verdik. Sana geldik ablacığım. Şöyle geleyim bakayım. Evet, buranın en kıdemli işçisiyle birlikteyiz. Diyor ki o diyor yaşlı diyor. Onun için diyor elleri yakmıyor diyor. Nasırlanmış onların eli diyor. 60. 60 yaşında mısın? Tabii. Yoruluyor musun abla hiç? Yorulmamın. Hani sabahla saat 8.30'da tarlada başladık. 8.30'dan mı? Tabii. 5.30'da bırakacağız. 7'ye kadar küve varacağız. Hesaple işte. Yövmeye ne kadar? 50. 50 kağıt. Canlı alıyor musun? Nakit. Nakit mi? Aa. Peşin değil mi? Canım, aşama alıyoruz. Nakit veriyorlar. Tabii. Tamam o zaman bak. İyi. Sigorta da yapıyorlar. Sigorta yok. Nasıl yok? El yanıyor diyor. Sen sigortası elli. Nasıl sigortasız ya? Sigortasız işçi bundan hepsi. Öyle mi? Tabii. Abi tarım işçisi diyorsun. Ya ya. Buralarda bir mani var mıdır abla? E bilmiyorum, gençlerde var bu. Sende vardır mani varsa. Bende yok koca karı. Ya hiç böyle hani. Yok yok. Hiç böyle sağa sola gelin gönderirken falan söylemez misiniz? Hiç söylemeyiz. Ciddi mi söylüyorsun? Balıkesirli olacağım, mani olmayacak. Yok. Gelin var mı? Aa, hiç bilmem. Gelin var mı? Vaa vaa gelin. Gelinden dert var mı? Yok. Kimse. Gelinle hiç yan yana çalıştın. Çalıştım. Seviyor musun gelini? Ya ya çok. Hiç öyle bir dilin ucuyla çok çok dedin ha. Hiç gönüllü çok demedin ya ha. Çok çok. Bismillah, bir tane yedik demin, tatlıydı ama. Bu acı. Bu vallahi acı.
Bayağı. Abla sen niye güldün? Sanki benim dilimin yanması senin hoşuna gitti. Ne yiyişine güldüm. Çok acıdı. Niye sen nasıl yiyorsun? Biz yiyoruz normalde. Al. Biraz nefes alayım şöyle. Ye bakayım bir tane ablam senden. Evet çok tatlı, çok acı. Ya yemedin ki daha. Ne tatlıdım. Ha düzgün ya onun ne başına. Nasıl yiyeceğim? Evet çok yedim. Çok bir... ağzım yanar. Şeker vereceğim mi? Şeker vereceksen hepsini yiyiniz. Adamın nefesini kesti ya. Allah Allah ya. Rüzgara doğru tutayım da bari biraz. Öyle yapma canım. Enişte nerede abla? Enişte kahvede. Kahvede oturuyor ya, biz. İnsan öyle der mi? Enişte tarlada evet. Çalışıyor evet, der. Evet tarlada değil ki yalan söylemiyorsun. Kahvede oturuyor ben çalışıyorum. Abi sen ne yapıyorsun? Abi çuvallıyorum ben de şu anda. Sen en zor işi yapıyorsun tabii. Aynen çok zor işim var ya. Yetişemiyorum. Hani gördüğünüz gibi bu kaldı yani yetiştiremedim. Bir çuval kaç kilo? 45 ile 60 arası değişir. Abi yandım ya. Hadi ya. Vallahi yandım. Ben 4 aydır buradayım hiç bir tane yemedim. Niye? Yanmamak için. Aynen. Kaç tane ablamız çalışıyor tarlada? Şu anda 37. 37. Yanlış saymarsın. Maşallah ama işleri zor ya. Evet. Taburesiz tabii, çalışmıyorlar tabii. Tabii. Teşekkür ederim. Kimdi abi? Kameracı abi diyen kimdi? Kameracı abi. Kim dedi? Kim dedi? Şu tabureyi soracağım ben ya. Abla tabureyle mi Bu da evet en zengin biber toplayıcı abla değerli izleyiciler. Evet en zenginini seçtik. Ne oldu? Ne oldu? Abla ne oldu? Hayırdır? Abla bileziksiz çıkmıyorsun herhalde. Abla ne oldu? Abla ne oldu? Hayırdır abla? Abla? Abla! Bu böyle mi abla devamlı? Ben konuşayım, bir tane konuşacağım. Ha? Tamam abla, kolay gelsin. Sağ ol. Dikkat et, bileziği de biberlerin içine atma. Al ablacığım. Evet. Balıkesir'de, İvrindi'de gördüğünüz gibi verimli topraklarda ablalar, anneler rızıklarını çıkartmak için sofralara bir tat, bir lezzet ulaştırmak için sabahın 8.30'dan akşamın 5'ine kadar çalışıyorlar. Bu kardeşimiz de ağırlığı kaldırıyor. Kaldır bakalım ağırlığı. Kaldır bakalım. Efendim büyük şehirlerde bayanlar kilo vermek için yapıyor pilates. İvrindi'de ise bayanlar çalışıyor domates diyoruz. Hemen şöyle eğiliyoruz ablama. Ablacığım kolay gelsin. Sağ ol oğlanım. İstanbul'da diyorum büyük şehirlerde bayanlar kiloları vermek için pilates yapıyor. Tabii. Pilatesi biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ne pilates? Pilates işte böyle ileri geri güncü hareket. Ne yapıyor ne? Hareket yapıyor. Bunlara hareket yaptırsana böyle. Hareket mi yapıyorlar hareket mi? Ha, böyle domates hareket yaptıraydı. Sen bunlar. Hiç pilates yaptın mı? Hiç yapmadım oğlanım. Vallahi mi? Hiç. Pilates falan anamdan doğalı böyleydi. Ha anamdan doğalı böyle. Böyleyim, ama bak, istesen pilates yaparsın. 20 seneden beri benim adamım çalışamıyor. Bak yalan mı ha bu köylüler var. 20... İsim neydi senin annen? Döne dede. Ne döne dede? Döne dede. 20 seneden beri ben adam besledim. Atsam atılmaz, kessen kesilmez. Ama ne enişte rahatsız mı? Rahatsız, şeker, ayak topal. Kaç yaşında? 68-67. Sen kaç? 64'teyim bitti. 64 bitti. Ha, bitti. 20 yıldır diyorsun. 20 yıldır hiçbir çomak yapamıyor. Şeker hastası. Ona bakıyorsun. İğne kullanıyor, yılına bakıyor. Güzel bir şey. Güzel bir şey ama bir de kabından ki de çalışamayacak, yaş ağmada. Çoluk çocuk yok mu? Çoluk çocuğu çıkardım, çoluk çocuğu kendini idare edemeyi. Ama diyorsun kendime bakıyorum maşallah. Kendime bakıyorum şimdilik. Çoluğuma çocuğuma ızdına hince alsam canım çocuk kendini idare edemeyi. Enişteye de bakıyorsun. Bakmasam ne yapayım? Seviyorsun hala. Sevmem mi? Şimdi ben sevmeyecek. Hince arada sevmedik. Kabundaki sevilmez 20 mi? 20 yıl daha öyle olsa bakacaksın. 30 yıl daha olsa yine bakarım. Vallahi bu nasıl güzel bir sadaka. Bakmasam canım ben olsam ne yapayım? O da sana bakar. Tabii. Buradan şimdi bir de gideceksin eve enişte hizmet yapacaksın. Yemek. Odun ta odun da ben ayırdım. Odun parası vereceğim, su parası gelmiş, alantırık parası gelmiş. Hiç şöyle döne abla dedim ya İstanbul'da olsam da şöyle Boğaz'a nazır bir otursam, paralar gelse. Ben hiç oturmayı sevmiyorum.
kalk. Madem oturun. Oturmayı sevmem. Vallahi billahi ya. Hiç oturmayı sevmem ben. Şöyle bir pilates hareketi. İşlemedim mi ben hasta olayım. İşledim yavuz olayım. Bir pilates hareketi yap bize bakalım. Nasıl yapayım pilates neden? Hiç bilmem bu ben. Hayır hayır. Baba. Gel. Gel sen de geç şöyle gel. Gel mi ne ver? Gel mi ne ver yapalım? Ne ver yapalım gel. Ne ver? İnsan var ya yaptığı işte mutlu olursa bak. Bu güneşin alnında 10 saat domates topluyorlar. Pilates yapanlara buradan şimdi bir pilates nasıl yapılır gösterecekler. Tamam. Hadi bir pilates yapın bakalım. Kaç dakika yaparsın böyle? Akşamada yaparım. Akşamada. Yani sana deseler ki akşama kadar domates mi toplarsın? Akşama kadar pilates mi yaparsın? Hangisini yaparsın? Ben domatayı toplarım o zaman. Biber, domates. Pilatesi yapmam. Yapmam. Niye? Hemen bunlar kazan biz yapın sarakadimizi. Anne sen yaptın mı hiç pilates? Hiç yapmadım. Böyle anamdan dolayı yaşayın. Çalışıyorsun, çapalayın. Peki ben bir şey söyleyeceğim. Bu kadar tarlada çalışıp da bu pilatesler nasıl haberiniz oldu ya? Televizyonlarda görüp duruz ha. Televizyonlar izleyip duruz ha. Televizyonda görüyoruz her şeyi biz. Televizyonda görüyoruz. Ben bak iki tane oğlan everdim. Adamın 1 milyonu yoktu. Sen? Hep kendim yaptım. 2 tane kızım, 2 tane oğlan vallahi çıkardım. Bak şu ellerdeki emeği görüyor musunuz değerli izleyiciler? Bu elim emeği. Eve gidiyor hamur, tarlaya geliyor çamur. Ha. Biz de bu eli... Öperiz abi böyle. Bak. Öperiz. Bak. Kokuyor. Yalan söyleme. Koksun ne var? Alın teri kokuyor. Alın teri kokuyor. Deseler ki bir pilates dersi verin. Bir pilates dersi verin. Pilatesi ben hiç bilmiyorum oğlanım. Hiç ben onu. Demin yaptın ya biraz. Ha böyle yapın işte. Yapma. Hadi yapma. Evet. İvrin dursun pilates. Vallahi Döne abla var ya. Sen bu neşeyle Allah sana ömür versin inşallah. Enişteye sağlık versin. Bir 100 yaşına kadar yaşa inşallah. Yaşasın. Sağ ol oğlancığım. Yani bu zamana kadar çok fazla olmamış ama alın teri olmuş. Alın terlemiş. Bundan sonra da alın terlesin ama cebin palet olsun diyorum. Ben bundan bugün kazanacağım, yarın kazanacağım, alın terimi vereceğim maaşım olmamak için. Alın terimle ağlar gibi çalışırım, alın terimle ağlar gibi öderim, alın terimle ağlar gibi. Sor bunları hiç yalanmaz abi bizim köyden. Doğru değilse benim adamım yaptı. Dokulu takıları yaptın çoluğa çoluğa. Senin çoluktan bir dakikasın geline durmaz kırar gider. Döne abla peki kaç yaşına kadar çalışmayı düşünüyorsun? Niye ömrüm ne zaman arada olsa çalışırım. Tabii ben bir hastanede 5 gün yatmadım. Her gün çalışıyorsun haftanın. Her bak 2,5 ay yüzüme şeye gittim dedim eşiğine. Buraya da 1,5 aydan beri geldim. 1,5 ayda geçene tütün kırdım. Evde ta kalmadım hizmatı. Ekmek, ta çamaşır makinem yok makine, çamaşır. Dede namaz kılıyorum ben çıkarıp atıyor göğüne. Oh. Namaza yürü. Sen sevaba giriyorsun ama. Yürüyüm ben de ne yapayım? Yürü bakalım hadi. Hadi. Sana kolay gelsin. Hadi sana çok ömürler versin. O zaman versin. Pilates'e veda ediyoruz. Bir pilates. Hadi sağ ol oğlum hadi. Pilates hop. Yap. Devam. Ayağınıza sağlık. Hadi. Ben oyaladık bunu. Ayıp günah oldu galiba. Yeter. Hak mı geçti? Hak geçti. Tamam o zaman. Patronunuz. Özür dilerim diyeceğiz patrona. Altını da çiziyor diyor ki şimdi diyor özel iş yaptık televizyona röportaj. Patrona karşı o zaman 5 dakika fazla çalışır. Tabii. Çalışırız oğlum. Tamam. Çalışmasak buraya gelmesek cığıran paralarımız cığıranlar kesecek karanlıkta kalacağız. Biz cığıranımızla, suyumuzla, ihtiyacımıza da geliyoruz. Türk kadınıyız. Şeye de geldik. Ne dedin bir daha söyle demin. Türk kadınıyız. İleşber olsanız. Bizim arın terine çalışıyoruz. Şimdi cığıran paramızı yatırmasak bizim cığıranı gelecek cığıranı kesecek kalacağız karanlıkta. Dolabımız, etimiz var. Ötemiz, betemiz var. Tabii gel ya. Alır. Zebir çöpe. İyi, hadi yatıracağız. Hadi güzel oğlum. Sen Allah ömürler versin. Amin. Çoluğuna çocuğuna mutluluk versin. Amin cümlesi. Hadi. Abla kolay gelsin. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, İvrindi'de patron da çalışıyor. Tarla sahibiyiz. Evet. İşçilerle beraber çalışıyorsunuz. Daha fazla. Nasıl daha fazla? Yani işçilerin bir garı var önünde. Ben her şeye koşmak zorundayım. Ha, işçilerin diyorsun bir görev yeri var. Orayı bitiriyor ama ben o diyorsun hepsini kontrol ediyorum. Sadece dizesini bilir. Sen her şeyini kontrol etmek zorundasın. Abla kaç ton domates çıkıyor tarladan? Abi biz kasalık yaptık. Böyle pazarlara. Tam olarak bilemiyorum yani. Kaçtan çıkıyor buradan? Biz İstanbul'da kaç çayıyoruz bu domates? Şimdi burada 1,5 alıyorlar. İstanbul'u bilemem. İstanbul'da söyleyeyim kasalık. Domates 5 lira. Kasalık kilosunu 1,5. Bu sene iyi. Daha 30 kuruştu 40 kuruştu yani. Pahalandı. Bu sene ama iyi. Burada pahalandıkça İstanbul'da daha da pahalı. Evet maalesef. Hayırlısı olsun. Günde kaç saat çalışıyorsunuz?
İşte sabah 8.30-9'a doğru tayfaların gelişine göre. Yani yerli değil, yakın çevrelerden geliyor. Yevmiyeler peşin mi? İş bitince hemen elimize para geçince veriyoruz. Test. Hı-hı. Abla kolay gelsin. Sağ olasın. Siz üretmeye devam edin inşallah. Siz üretmezseniz büyük şeyler tüketemez. Evet, köylü milletin efendisi yani. Evet. Değil mi? Köylü yetiştirecek. Türkiye yiyecek sofralara gelir. Yani. Sen de tarlanın en şık giyineni seçtik seni. Tarlanın en şıkı sensin, gel. Gel gel gel. Gel gel gel. İvrindi Belediyesi'ne de teşekkür ediyoruz. Bizlere çok yardımcı oldular değerli izleyiciler. Gel annem şöyle. Anne var, anne var. Gel gel. Yani. Yaş kaç anne? Yaş benim yaş 52. 52. He. Kaç yıldır tarladalardasın? Devamlı. 12 yaşında okuldan çıktı çıkalı tarladayız. 40 yıldır tarladayız. 40 yıldır tarladayız. 41 kere maşallah o zaman. Allah'ımıza şükürler olsun. Anne sen? Ben de 50 yaşındayım. 50 yaşındasın, 40 yıldır tarladır atasın. Evet. Enişteler nerede? Enişteler köyde. Köyde? Köyde. Ama enişteler tabii bu sizin kadar iyi domates toplayamaz. Toplayamayız. Dün gittim, sepetçi oldu, yapamadı. Bugün gelmedi. Bugün gelmedi. Bir de etti akşama kadar, akşam ters geldi. Hadi sen dinlen bugün dedim, getirmedi. Ters geldi derken? Yorulmuş, ede yapamadı. Sırt üstü gitti mi? Sırt üstü gitti. Pehlivan usulü ha? Ha, pehlivan usulü. Burada konu evde. Sen yorulmuyor musun? Ben yorulsam ne yapayım? İnce, ben geçen sene, iki sene oldu gelin aldım, borçluyum. Mecbur çalışmak şeyindeyim. Ne yapayım? Köyümüzde bir gelir yok. Gelin çalışıyor mu? Gelin çalışmıyor. Nasıl oluyor? Çocuk mu bekliyor? Gelin çocuğu var, bir kızı oldu. He. Oğlum askerden geldi yeni. Mecbur çalışacaksın. Senin bir hayat çalışmakla geçti o zaman hani? Hayatımız çalışmana geçti. Kaça kadar çalışacaksın inşallah? Allah'ın ne zamana kadar yürü dedi, o zamana kadar edebilse gideceğiz. İyi misin? İyi. Yaş kaç? 75. Yorulmuyor musun sen tarlada? Ya ben daha eğleşeyim, çalıştım. Keyifle yapıyorum diyorsun. Efendim? Keyifle diyorum çalışıyorsun. He. Yorulmuyorsun yani, zindesin. Yok yok, yorulmuyorum. Kaç yıldır çalışıyorsun? Her gün çalışıyorum ben. Her gün? Burada değil de her yerde, diğer yerde her gün çalışıyorum. Yevmiyeyi alıyorsun. Alıyorum, alıyorum. Oh! Canlı. Ben kulakla duyuyor. Duyuyor, duyuyor. Hı. Yevmiye 100 lira olmuş. 100 lira olmuş mu? E hani duymuyordun? Yok yok yok. 100 lira olmak canım. Demme. Hızlı olunca duyuyor. Hani duymuyordun? Ufak mı duyuyorum? Ufak mı duyuyorum? Yevmiye 100 lira olmuş deyince kulaklar açıldı vallahi. Ha, açıldı. Rüzgar da var. İvrindi'deyiz, çamların dibindeyiz, püfür püfür rüzgar var. Türkiye'nin birçok noktasında millet sıcaktan bunalıyor. Ancak gördüğünüz gibi bu iki genç kardeş bağırlarını açmışlar. Yanıyorlar değerli izleyiciler. Değerli de bir iş yapıyorlar. En pahalı gıdalardan biri nedir? Çam fıstığı. Çam fıstığını nereden topluyorlar? Tabii ki çamdan, doğru mu? Evet. Kaç kilo topluyorsun? 200-300 kilo kadar topluyoruz. Kilosu 60 bin lira. Yok, o da onun kilo, bizim bunun kilosu 3-4 lira. Nasıl 3-4 lira ya? İçindeki fıstık. Onu çıkarırsan o 100 kilo falan, günlük 10 kilo 20 kilo yaparsın ondan. 10 kilosun 600 lira. O kadar günlük oluyor. Yevmiye 600'e geliyor hacı. Daha iyi misin sen? Masraf çok var. Ne masrafı ya? Çamdan dökün. Ne masrafı var abi? Masraf. Masraf değerli izleyiciler. Masraf dediği bu. 5 metrelik çubuk. Şuraya bak. Masraf bu. Masraf biter mi? Masraf bu abi. Arabanın yakıtı var, yevmiyesi var. Ya ne yevmiyesi? İki tane kardeş, yalan mı abi? Doğru. Elde eldivenleri doğru takmışlar değerli izleyiciler. Çama da çıkmıyorlar yorulmayalım diye. Bununla mı indiriyorsun? Yok, çıkıyoruz ya. Çıkmayınca inmez ki. Çıkmayınca inmez ki. Çıkacağım tepesine. Ağaca şimdi çıkacaksın. Çıkacağım. Ondan sonra indireceksin. Bundan indireceğim. Birader altta toplayacak. Evet. Sonra çam fıstıklarını götüreceksin. Götüreceğiz. 60 liradan bize yedireceksin. Ya biz yiyeceğiz, biz yiyemiyoruz. 60 lira abi kilosu. Doğrudur. Yani doğrudur. Hele bir de bu taze 80 lira. Yok, yapmaz. Yapmaz mı? Eskisi, 60 yaparım. Eskisi pahalı, yenisi ucuz. Kaç kilo topluyorsun günde? Ya 300 kilo falan toplarız yaşı. Böyle tozak. Günde? Abi 300 kilo ya.
3 liradan yap hesabını 900 lira para yapar. 2 kişi. 2 kişi. 450'ye geliyor yemeğe. 450'ye muhtara para veriyor yani, yerlere para alınıyor. Tamam, kaç para kaldı? Ya şimdi indirmeyeceği hepsini bilemezsin. Onun masrafı çıkarsın. Abi sen çıkarsın. Var ya, uyanığa benziyorsun ha. Yok ya. Vallahi uyanığa benziyorsun. Yemin ediyorum uyanığa benziyorsun. İyi ya, iyi yemeğe. 450 lira günde. Elinde bir çubuk. Çık abi çama. Tık tık tık. İnsin aşağı kozalaklar. Şöyle bir şey söyleyeyim sana. Bak bu 2002'de düştü. Akciğerden. Buradan bir budak bir giriyor abi, budaktan daldan düşünce, tamam mı? Burası komple yırtılıyor. Akciğerden İzmir'e sevk ettiler. 12 gün yoğun bakımda kaldı. Bu riskli iş. Evet. Riskli iş. Evet abi. Herkes düştüm yapamaz mı mesela? Düştüm. 2003'te. Niye? Ağaçtan ağaca geçerken budaklar kırıldı. Ağaçtan ağaca niye geçiyorsun abi? İş pratik için diye. İş pratik gitti. 12 gün hastanede, az daha da gidiyordun öbür tarafa. Gidip. İş pratik gitmedi, sen öbür tarafa gidiyorsun. Evet. Sonra kaldığın yerden devam. Kaldığımız yerden devam yine işte. Bir daha çıkıyor mu? Çıkıyor mu? Bir daha pratiklik yapıyor mu? Yok. Sağlam yapıyoruz işimizi. Peki bu ağaç ne ağacı? Bu kavak ağacı. Ucu çınar. Kavak? Ucu çınar. Ucu çınar. Evet. Bak. Niye bura çınar, kırılmasın diye mi? Bu meme çınar olmadan başka ağaç dayanmıyor. Kırılır. Kavak neresi? Kavaklı kavak, sapı kavak. Nerede birleştirdiniz? Bak şurada birleşik abi. Vay 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 vay. Ağaç tut. Abi resmen ameliyat yapmışsın. Evet. Ameliyata girdin, tecrübelisin ya. Değil mi? Evet. İyi evet. Kaç saat çalışıyorsunuz? Sabahtan beri çalışıyoruz abi ya. Sabah 7'den beri. Ama yine de günlük bir 300 liraya geliyor galiba. Yani. 300 lira kazanıyorsun değil mi? Yani yetecek abi, ne yapacağım? Allah değerli izleyici, 300 lira para kazanıyor ya. Peki kaç ton topluyorsun sezonda? Sezonda çok toplasak 10 ton 15 ton falan toplarız. Abi ya. Ne yapıyorsun ya? 10 ton çarpı 300 lira ne yapar biliyor musun sen? 10 ton 300 lira demeyeceksin abi. 10 ton 3 liradan hesaplayacaksın. Tamam, 3 liradan hesap. 30 milyar. 30 bin lira, 15'er milyar para kaç kadar. Ayda? 2 ayda. Fazla ya. Yılbaşına kadar abi. Yılbaşına geçer. Emekçiler gidiyor vallahi billahi. Ey maşallah, ey maşallah. Biberler yüklenmiş gidiyor. Çalışana var ya, iş, aş, ekmek her yerde var değerli izleyiciler. Getir. Gel abi. Aa kozalak. Bu şimdi açılmıyor değil mi? Gel abi, çök abi, çök. Ne zaman açacaksınız bunu? Bunu Haziran'da. Haziran ayında açılıyor. Bir dahaki Haziran'a kadar bekleyecek mi? Evet. Kim açacak bunu? Biz açacağız. Sıcakta açılıyor. Bu ondan sonra alıyoruz künerlerini. Sıcağı atacağız bunu. Sereceğiz. Açılacak. Ondan sonra fatoza vereceğiz. Nasıl sıcağı atacaksın? Güneşe. Güneşe sereceğiz. Güneşte duracak. Evet. Kış geldi, güneş yok. Tabii şimdi duracak. Şimdi Haziran açmaz. Ayında çıkar artık bu. Ha, Nisan'a kadar bekleyeceksin. Nisan'da güneşe koyacaksınız. Evet. Nisan Haziran çıkacak. Açacak. Ama taze. Nasıl kokuyor ya? Bir koklat bakayım. Vallahi kokuyor. Üstünde de zaten çamın yapışkanları var. Evet. Tabii. Elimiz yapışkan. Eldivenle giyiyoruz baksana. Evet değerli izleyiciler, şimdi İvrindi'deyiz. İki tane kardeş ekmeklerini çamdan çıkarıyorlar. 4 metrelik ellerinde çubuk. Bunlar olacak şimdi çabuk. Biri ağaca çıkacak, biri yerde duracak, biri sopayı uzatacak, biri daldan dala atlarken Allah göstermesin akciğeri yırtacak diyoruz. Ama ekmeği çıkartacaklar diyoruz. Doğru. O zaman size kolay gelsin bakalım. Sağ olun, teşekkürler. Yani biz bunu şimdi Haziran'da Allah nasip ederse 60 liradan kilosunu baklavanın içinde yiyeceğiz abi. Yiyeceğiz abi. Ya Deniz, Allah'ını seversen siz bunun bilerek ucuna o neydi, çınar mıydı? Çınardı. Çınarı bilerek, kavak kırılır diye değil mi? Kavak kırılır abi. Aşağı düşerim diye. Tabii. Ulan çok uyanıksın ya. Ama çınar, Tarzan gibi çıkıyor yukarı ya. Çınar hiçbir zaman kırılmaz abi. Abi. En dayanıklı ağaç ben çınardı. Şimdi yemin ediyorum şaştım. Ben zannettim ki sen ağaca çıkacaksın. Bunu da verecek kardeşin aşağıdan. Hayır. Uca şey yapmak için, sen bunu ağaca çıkmak için kullanıyorsun. Tabii abi. Bir de erişemediklerine. Tabii. Erişemediklerine. Bir daha yap bakayım. Sen şimdi bu ağaca kaç saniyede çıkarsın en tepesine? En tepesine 10 saniye sürer abi. 10 saniyede? Evet. 10 saniyede 10 metrelik çama çıkacaksın. Çıkarım. Değerli izleyicilerimiz, İvrindi'de isimli demiştin. Deniz. Deniz, 10 metrelik bir çam ağacı gördüğünüz gibi. 10 metrelik çam ağacına bu elindeki sopanın da yardımıyla 10 saniyede çıkacak. Size çıkar mı? 10 saniye tutuyoruz. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vallahi çıktı. Bu beni tartar mı ya Deniz? Tartar abi. Emin misin? Eminim abi. 100 kilo benim zaten, dur bakayım. La kırılırsa ekmeğinizden olursunuz ha. Beni tartar mı? Tut bakayım. Kırılırsa bir tane daha yedek var abi. Hiçbir yere şey yaptırma. Sağ sola dayandırma, kıracaksın. Sağ sola.
Benim işim değil. Değil dedim abi. Gel yanaş. Herkes kendi işini yapsın abi. Abicim sen bunu al. Ben onu alayım. Al abi. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol, teşekkürler abicim. Evet değerli izleyicilerimiz, Balıkesir İvrindi'deyiz, Korucu mahallesindeyiz, Korucu köyündeyiz ve şimdi bir sanatkarımızla birlikteyiz. İsim neydi efendim? Mehmet Çetin. Mehmet abi, kaç yıldır kaşıkla hasbihal ediyoruz? Doğma büyüme. Yani? Anadan beri bu işi yapıyorum. Yaş kaç? Yaş 68. 68 yıldır? Evet. Gözü açtın. Aynen. Kaşık yaparım diyorsun. Aynen, bu işle meşgulüm. Tabii bu meslekler artık unutulmaya yüz tuttu. Şimdi şöyle anlatayım. Bu köyümüzün, bu mahallemizin %80'i kaşık işi yapıyorduk biz. Bu boyama işini yapıyorduk. Bite bitti. Son sanatkar olarak ben kaldım. Benden başka bu işi yapacak yok artık. Ben de bıraktım, bitiyor sanat. Allah göstermesin. Gidersen? Bitti. Bitti. Çırak var mı geride? Yok. Usta da benim, çırak da benim. Aynen. İşçi de benim, patronum da benim. Aynen, aynen, aynen. Mustafa abi. Peki kaşığı yapıyorsun da kaşığı oynatabiliyor musun? Az çok. Bir oynat bakalım, bir görsünler. Oyun kaşığı değil mi bu? Evet, bu halk oyunları kaşığı. Yöreye mi aittir? Bütün Türkiye çapına dağıtıyor. Hiç oynadın mı abi gençliğinde? Çok. Bir şöyle bir dön be abi. Bunu yapamam artık. Niye? Bacaklan şey. Vallahi diyor. Az bir dönelim ya. Şöyle karşılıklı dönelim ya. Dur abi, iki kaşık da ben alayım. Dur bakayım. Sen bana göster abi nasıl tutacağımı. Başla abi. Mehmet abi. Böyle kızlar görürse sen. Ürünler çok çeşit. Neler evet. Var abi kısaca Mehmet abi? Neler yapıyorsun? Hazır da var. Fabrikasyonu tabii denen ki. De var. İşin gerçeğini de söyleyelim. Mutfak, araç ve gereçlere ne ihtiyaç varsa bebe hepsi var. Hepsi var. Bu evet. Ne mesela abi? Şimdi bu bizim buralarda ekmek hoplatma diye geçer bu. Ekmeği hoplatıyorlar. Evet. Büyüklerine ekmeği yoğururlar. Ondan sonra bunun içine Allah ekmeği hopladırlar. Pinete atarlar ekmeği. Anladım. Pinetten sonra fırına götürürler. Peki abi bununla ne yapıyorlar Mehmet abi? Bu salça karıştırmak, kavurma yapmak, tarhana yapmak, bu işlerde kullanılır. Onun da yaşlandığın zaman dayak yapıyoruz. Ne yapıyorsun abi? Dayak. Aslında diyorsun yolun sonuna doğru yakın dost diyorsun abi. En yakın dost. Allah düşürmesin abi. Amin. Ama düşeceğiz ona. Düşmezsin inşallah abi ya. Vallahi 68 yaşında biz şimdi zor görüyoruz. 70'e girdik mi herhalde bunu alacağız. Bir şey olmaz, sen oynamaya devam et, bir şey olmaz abi ya. Kaç yaşına kadar yapmayı düşünüyorsun abi? Vallahi ömrüm müsaade ettiği kadar. Gözüm gördü, elim tuttuğu sürece. Devam etmek istiyorum. Şimdi mesela ki tanımadığım bir yerden bir arkadaş geliyor. Bana oyun kaşığı lazım diyor. Geçen gün Kayseri'den geldiler oyun kaşığı için. Onlara oyun kaşığı verdim. Minik çocukla oynadığı zaman bu benim eserim diyorum, televizyonda gördüğüm zaman. Değerli izleyicilerimiz, dışarıda Türk bayrağını gördünüz ve maalesef illet olan gençlerimizin başına bela olan uyuşturucu ile ilgili verilen mesajı da gördünüz. Ahmet abinin dükkanına geldik ancak Ahmet abi yok. İstedik ki bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Gelelim topraktan yaptığı bu cezvelerde bir fincan kahvesini içelim. Ancak kendisini dükkanda bulamadık. Kapı açık. Gördüğünüz gibi el emeği, göz nuru eserler ortada. Bu güzel eserlerle sizleri baş başa bırakıyoruz.
Evet değerli izleyicilerimiz, tarlaları gördünüz. Korucu Mahallesi'nin bayanlarındaki pozitif enerjileri gördünüz. Tabii ki bir de Korucu Mahallesi'nin çok değerli muhtarı var, Tahsin Babuşoğlu. Biz de birlikte tam 5 dönemdir, 25 yıldır bu köye, bu mahalleye, bu beldeye hizmet ediyor. Nasıl bir belde? Düşman herhalde girmedi diyorlar. Böyle bir söylenti var. Evet, yani Korucu'ya kadar girdi ama burada daha köylerde atalarımız dere yatağı dediğimiz yerden düşmanı sokmadılar. Devamlı oradan ileriye geçemediler. Memleketimizin kurtulmasında çok faydaları var. Yani Balıkesir'de, İvrinli'de, Korucu köyüne, Korucu mahallesine, nahiyesine düşman giremedi. Yani Allah'ın izniyle atalarımız hepsini def ettiler. 25 yıldır hizmet yapmak nasıl bir duygu? Muhtar olduğunuzda kaç yaşınızdaydınız? Muhtar olduğumda 29 yaşındaydım. 25 yıldır da hizmet? Evet, 30 yaşından beri Allah'ıma bin şükür halkımız münasip gördü. Muhtarlara çok büyük görev düşüyor çünkü halkın birinci derecedeki temsilcileri muhtarlardır diyor. Evet. Muhtarlar devletle millet arasında köprü vazifesi görüyor. Korucu merkez bir mahalle olduğu için tüm 25 köyde gündüzleri burada 5-6 bin insan oluyor. Akşam normalle dönüyoruz. Hizmete devam mı olacak? Yani devam. Seçimler yanaşıyor. Yanaşsın, halkın dediği olur.